Merhaba, ben tarihçi yazar Mehmet Işık. Bugün de size Kahramanmaraş'ın eski sokaklarında gizli kalmış tarihi konuşmak üzere karşınızdayız. Bu gördüğünüz yer Bedesten, Maraş tarihi için hayati öneme sahip. Fakat birazdan göreceksiniz bir harabeye dönmüş. 1960 yılında bu anıt buraya yapılmış. Bu anıt da şöyle diyor: Maraş İstiklal Mücadelesi'nin ilk ateşinin yandığı yerlerden birisi. Düşman kuvvetlerine karşı buradaki bedestende yangın çıkarıldı. Sonra 40 yıl boyunca unutulmuş, viraneye dönmüş. 1960 döneminde askeri darbe hükümeti burayı bir encümen heyetiyle yeniden ihya etmeye çalışmış. Velhasıl bu ulu çınarın altında bu gördüğünüz dükkanlar eski tarihi bedesten yıkıldıktan sonra inşa edilmiş. Değerli dostlar, şurada solda altta duran amcaya dikkat, yaşlı amcaya. İsmini ve fotoğrafını vermek istemedi. Hani ne derdi, ne demişti Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Hakkı gel sırrını eyleme zahir, olmak istersen bu yolda mahir. Harabet ehlini görme zakir, defineye malik viraneler vardır. O işte yaşlı insan var ya, hani çöplükle uğraşan, çöple uğraşan, ekmeğini çöpten çıkaran insan. 1936 doğumlu. Ve o insan Sakarya doğumlu. Hayatı boyunca askerlik dışında başka bir yere gitmemiş. Pırıl pırıl bir zekaya sahip ve bugün bu bedestenin hikayesini uzun uzadıya bana anlattı. Gerçekten olağanüstü bilgilere sahip bir ihtiyar. Ama gel gör ki onun gibi bedesten de unutulmuş. Burası da Kasaplar Çarşısı. Aynı bedestenin yan tarafı. Milli mücadelenin en önemli merkezlerinden birisi. Burası Aslanbey Konağı. Bilirsiniz ki Aslanbey Bural değil. Demek ki milli mücadeleden sonra burada yaşayan Ermenilerden birinin konağı Aslanbey'e verilmiş. Buralar birbirlerine o kadar yakın ki keşke belediyemiz Aslanbey'i restore ederken, konağı restore ederken az önceki gösterdiğim bedesteni de restore etse. Dulkadiroğlu Konağı ya da eski adıyla Üdürgücü Konağı. Bu gördüğünüz yerde yine bu mahalle yoğun olarak gayrimüslimlerin yaşadığı bir yer, eski Maraş evleri ve Çarşıbaşı Camii'nin yukarıdan görünüşü. O Çarşıbaşı Camii ki Hafız Ali Efendi gibi Maraş'ın en önemli müftülerinden birisinin, milli mücadele kahramanlarından birinin yeri. Burası da Mutfak Müzesi ve Mutfak Müzesi'nden Maraş. Değerli dostlar, şehrin her bir yeri milli mücadeleden izler taşıyor. Bu gördüğünüz yer bazı rivayetlere göre Dulkadiroğlu Alaaddin Bozkurt Bey tarafından yaptırılan, bazı rivayete göre ise Osmanlı'nın en önemli kapalı çarşılarından bir tanesi. Gelelim Taşhan'a. Herkes bezirganları dolaşır, esnafı dolaşır. Ben burayı dolaşırken aklıma direkt ilk olarak Avrupa'da olsaydı üzerine en az 500 film çekilirdi. Antep'lilerin elinde olsaydı en az 2-3 dizi yaptırırlardı dediğim Maraş Milli Mücadelesi'nin en önemli kahramanı, altını çizerek söylüyorum, en önemli kahramanının şehit düştüğü yer, Taşan. Peki kimdir bu kahramanımız? Bekleyin, göreceksiniz. Maraş Milli Mücadelesi deyince aklınıza bu insan gelmeli. Bu insan Maraş Milli Mücadelesi'nin en önemli kahramanı. Ermeni Seferoğlu Avadis ile beraber komşu, milli mücadelede Şeyh Ali Sezai Efendi Aslan Bey gibi, Tapucu Faik gibi o dönemin bazılarının iddiatçı diye suçladığı kişilerle beraber Maraş Milli Mücadelesi'ne çok büyük hizmetler vermiş. Az önce gördüğünüz yaşlı kadın ninemiz işte Evliya Efendi'nin kucağındaki kızı Muazzez Hanım. Değerli dostlar, Evliya Efendi çok kuvvetli, güçlü bir adamdı. Kalealtı Kilisesi, Zimmiyan Kilisesi ve Tekke Kilisesi birçok alanı düşmandan kurtarmış. Bedesten, az önce gördüğünüz videonun başındaki Bedesten'le bu taş hanı da Fransızlardan ve Ermenilerden kurtarmak isterken burada şehit düşmüştür. Bir Tunuslu Müslümanın "Ene Müslim, Allah için bana yardım et" deyince yerinden çıkmış. Yanındaki arkadaşlarıyla beraber maalesef ki burada şehit düşmüştür. Bu sokakları gezerken Şehit Evliya'nın izini gezdiğinizi unutmayın. Taşan'a girdiğinizde oralarda alışveriş yaparken bu memleketi bize armağan eden Evliya Efendi'ye bir Fatiha bağışlamaktan geri durmayın. Bedesten, Taşhan ve Arasahan, yani bunun üçünü eline geçirmiş olsaydı Evliya Efendi belki Maraş İstiklal Mücadelesi daha erken biterdi. Evliya Efendi başta olmak üzere, Evliya Bey başta olmak üzere Maraş İstiklal Mücadelesi'nde kahramanlık göstermesi tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.